Cumhurbaşkanlığı topuna girmemesiyle dikkat çeken ve daha çok sessizce kenarda beklediği düşünülen ve bununla da övünen aslında, yani bu konuya girmemek lazım, erken bizi bu tuzağa çekiyorlar vesaire diyen Mansur Yavaş birden çıktı ve partim aday gösterirse adayım dedi. Kısaca izleyelim ve biraz da onun üzerine konuşalım. Ülkede şu anda böyle bir gündem yok ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette Cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Evet, kitle huzurunda yaptı bu açıklamayı. Aslında her yerde söylüyor mu bilmiyorum. İzlemeye çalıştığım kadarıyla daha çok tersini söylüyordu. Yani bunun partiye zarar verdiğini, bunun erken açılmasının, bu yarışın partiye zarar verdiğini söylüyordu. Acaba diyorum Mansur Yavaş'a bu kadar birden bunu kitle önünde açıklama şeyi noktasına getiren son yayınlanan bir araştırma mı oldu? Çünkü Asal'ın yaptığı bir araştırma ilginç bir sonuç verdi. Adayınız kim, en beğendiğiniz siyasetçi kim sorusuna verilen cevaplar ilginç. Bu tabloya baktığınızda Mansur Yavaş Erdoğan'ı geride bırakmış gibi görünüyor, Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Tabii çok başa baş gibi görünüyor gene de ama Erdoğan'ın geriye düşmüş olması anlamlı tabii ve Mansur Yavaş'ın öne çıkıyor olması. Tabii araştırmalar Türkiye'de çok yanıldı, onları da biliyoruz. Ama bu listede belki de dikkatimizi çeken bir şey bir yandan da Devlet Bahçeli ile Selahattin Demirtaş'ın neredeyse başa baş görülmesi. Ne dersin, yani Mansur Yavaş ismi hep konuşuluyordu yani siyasette. Hatta işte gizli aday, görünmeyen aday, asıl aday diyenler çoktu. Şimdi birden ortaya çıkmasının sebebi ne olsa gerek? Yani burada şunu söylemek gerekiyor. Bütün siyasete bir eleştiriyle beraber bunu ifade etmek gerekiyor. Anladığımız kadarıyla CHP'de yekpare bir tutum olmayacak. Yani o yerel seçimlerden sonra kazanılan hava ve o havanın idame ettirilmesi için gerekli iklim CHP içerisinde de Özgür Özel'in söylemlerinde de sağlanabilmiş değil ne yazık ki. Bu yekpare havanın olmayışı şuradan okunabiliyor. Aslında herkese yakın bir ofis var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herkese yakın gazeteciler var, medya var ve herkesin de bir programı var. Ne yazık ki. Adayın yani, değil mi? Evet, evet. Ve yani bunların da hani çok da karşılığı yok. Kimse de çok karşılığı olmadığını biliyor. Yani Ekrem İmamoğlu aday olmayacak, Mansur Yavaş aday olmayacak, Özgür Özel'in kafasında bu durum yok gibi bir buradan saplama yapamayız. Çünkü herkesin siyasetin böyle bir ruhu olduğu için herkesin kafasında bir yandan Cumhurbaşkanı olma fikri var. Tabii hani sistemi değiştirmek yerine Cumhurbaşkanlığında en az bir dönem ısrar etmekte tuhaf bir refleks sunuyor bize. Yani aslında bir biçimde siyasetin nasıl AKP'ye benzediğine dair ipuçları veriyor. Buna böyle yaklaşmak gerekiyor. Mansur Yavaş'ın bir programı olduğu da buradan anlaşılıyor. Mansur Yavaş biraz daha sessiz gidiyor, biraz daha tunturaklı gidiyor, biraz daha itidalli gidiyor ve daha çok belediyecilikle anılıyor bu dönemde. Ama bu Mansur Yavaş'ın bir programı olmadığı anlamına gelmez. Şimdi sadece anketler değil, bununla beraber Ekrem İmamoğlu'nun bir 5 yıllık yasağa doğru ilerlediği de ya da AKP tarafından arkasından iteklendiği de görülüyor. O nedenle biz bu tartışmaları çok göreceğiz daha CHP'de. Ama çok erken hakikaten. Yani ortada seçim yok, bir sürü aday var. Abi erken olmasının bir de şöyle bir tarafı var. Bak şimdi biz Ekrem İmamoğlu'na bir operasyondan söz ediyoruz, değil mi? Evet. Serbest seçim olan bir ülkede bunu konuşmayız bile zaten. Şimdi her şeyi sandıktan, seçimden, başkanlıktan kurmak zaten başlı başına bir hata. Yani evet. Siyaset buraya indirgediler. Buradan bu halle Erdoğan'ın kurduğu ağlarla çıkış yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa yani Türkiye'nin şu ikliminde şu çok söylendi. Erdoğan'ın karşısına gazoz kapağı konsa gazoz kapağı kazanır dendi. Mesele bu değil. Mesele Erdoğan'ın illegal yöntemleriyle nasıl baş edileceği ve sandık dışında toplumun nasıl hareketlendirileceği. Mesele bu, ama bu hareketlendirme noktasında ana muhalefet partisi hiçbir şey yapmıyor yani. Bunu da görüyoruz. Bir de tabii siyaseten, siyasi ahlak gereği, yani tam da bir adayınızla ilgili bir soruşturma başlamış, bir dava açılmış, bir karar verilmiş, bir siyaset yasağı kapıya dayanmışken çıkıp ben de adayım demek bana en azından siyaseten zamanlama açısından çok sorumlu görünüyor. Halbuki işte şu anda adayımıza yapılan, ya muhtemel adaylardan birine yapılan bu şeyin tepkisini veriyor olması lazım partinin. Halbuki yani tamam ya, o yasaklanırsa ben burada hazırım türü bir çıkış hakikaten pek yakışıksız ve çok erken bence de. Ama siyaset biraz da fırsatları doğru zamanda değerlendirme sanatı herhalde. Tabii çok... Bir de Kılıçdaroğlu faktörü var yani. Evet, şimdi asıl tabii bir de Özgür Özel de var. Yani bütün bu şeyler içinde bir de yani sonuçta aday olmayacağını açıkladı ama sonuçta bu partinin başkanı benim. Ben karar veririm ya da ben kendimi önerebilirim. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi derse ona da hiç kimsenin diyeceği olamaz. Dolayısıyla ortada çok aday görünüyor ama dediğim gibi seçim yok.